Azili'den yalı çapkını, Umurlu'dan Katı İsa, Bodrum'dan Necip Akkral. Burada Ege bölgesi, Marmara, bütün Akdeniz bölgesinde bu develer Ocak ayından başlayıp diğer Aralık ayına kadar bir yıl boyunca sürekli bakım halinde. Çocuklar gibi bakılıyor bu develer. Gerçekten yani bakımları zor ama bu aynı zamanda zevkli ve yani değer veriyoruz, onları seviyoruz. Kendi çocuklarımız gibi bakıyoruz. Yani ama bunları değiyor. Biz bu güreşi seviyoruz ve devam etmesinden yanayız. Devam etmesi için de elinden gelenizi yapıyoruz. 20 yıldır devecilik yapıyorum. Zaten çocuktan gelme deveciyiz. Bizim bu iş lojistikle başladı babalarımızdan, dedelerimizden. Önce yük taşımayla başladı. Şu anda o evrimleşti. Güreş kısmına geldi. Güreş kısmına baktık, zevkli, herkes seviyor. Biz de seviyoruz. Böyle festival haline geldi. Aşağı yukarı bir 30-40 yıldan beri de devam eden bir festival ve etkinlik bunlar. Kültürümüzün bir parçası. Bir sürü sektör de buradan geçimini sağlıyor. Havuççusu, çulcusu, ne bileyim urgancısı, işte ağız bağcıları, satıcıları, hepsi büyük bir sektör. Yani bundan ekmek yiyen çok. Devam etmesi kültürel açıdan güzel bir şey. İnşallah devam edecek. Maliyetler arttığı için yani bir deve 30 binlerden başlayıp 250-200'e kadar giden var. Daylak olanlar 30-40 binlere oluyor. Öyle çok fazla afaki bir rakam olmuyor. Ya çünkü bu zevkine yapılan bir şey. Yani öyle çok büyük afaki bir rakamlar yok. Pehlivan deve yani 5-6 tane diyelim sayalım, böyle 500 ile 1 milyon arasında. Şu anda bu sene için havutlar 6 bin ile 8 bin lira arasında yaşıyor. 1500'lere kolonlar tutuyor. 1500-2000 de çulu var. Yani ne oldu? 3000, 9000, 10000 lira. En azından bir 10000 lira bir maliyeti var sadece giyiminin. Bunun bakımlarını düşündüğün zaman 15000 lira o yapar. 25000 lira bir devenin yıllık maliyeti var bir üreticiye. Umurlu'dan Katı İsa şu anda sahaya gelmiştir. Batuga'dan çıktı. Kıymetli seyirciler, yan yandan